Günaydın güzel insanlar, günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan Notlar köşemizin bugünkü konusu kriz yönetmenin 4 aşaması. Arkadaşlar hayatta beklenmedik krizler her zaman olacak. Bakın Covid hayatımıza girdi, bir anda kriz. Diyelim ki bir işletmeniz var, kapatmak zorunda kaldınız, alın size kriz. Dövizler arttı bir anda, buyurun size kriz. Bir deprem oldu, size kriz. Özel hayatınızda bambaşka ailevi krizler olabilir, iş yerinde krizler olabilir. Kriz hayatımızın her saniyesinde parçası. Peki bir krizle karşılaştığımızda yapmamız gereken şeyler ne? Birinci aşama arkadaşlar ve en önemli aşama sakin kalmak. Birçok insan kriz anında paniklediği için ne yapacağım, ne diyeceğim bilmem ne yanlış kararlar alıyor. En önemli aşama o an krizin dışına çıkıp dışarıdan sanki böyle televizyon izler, film izler gibi dışarıdan sakince durumu analiz etmeniz lazım. Mevcut yapıyı analiz etmek. Bakın birinci kural sakin kalacaksınız. İkinci aşama dışarı çıkıp durum analizi ve hasar tespiti arkadaşlar. Üçüncü aşama hemen kanamayı durdurmalısınız. Bakın o an kanamalar var. İşte şirkette habire eksiye giden durumlar var. Orayı durdurmalısınız. İşinizde sıkıntı var. Personelle ilgili kanama var. Hemen kanamayı durdurmalısınız arkadaşlar. Tıpkı bir trafik kazası olduğu anki gibi. Önce bir sakin kalacağız. 2. Durum tespiti yapacağız. 3. Kanamayı durduracağız. Ve 4. Yepyeni stratejilerle mevcut durumdan kısa, orta ve uzun vadede en iyi nasıl çıkarız? Bunun planını yapıp eyleme geçeceğiz. 4 aşama arkadaşlar. Sakin kal, analiz et, kanamayı durdur ve geleceğe dair doğru stratejiler belirleyip aksiyona geç. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık ve bundan sonra krizle karşılaştığınızda ne yapacağınızın bilincinde olacağınız harika bir gün diliyorum.